Arkadaşlar şu an ben hangi cihazın önünde duruyorum biliyor musunuz? Bir cep telefonunun önünde duruyorum. Bu nasıl bir cep telefonu diyeceksiniz. Cevap veriyorum. 6G'yi destekleyen bir telefon şu anda yanımda. Ama diyeceksiniz ki bu çok büyük. Kesinlikle haklısınız. Çünkü geliştirme aşamasında. Şu anda neredeyim? Barcelona'da Mobil Dünya Kongresi'nde Ericsson'un standındayım. Burası devasa, inanılmaz teknolojiler göstereceğim size. 5G'yi geliştiren, 6G üzerinde çalışan ve aynı zamanda ülkemizde 130 yıldır var olan, ülkemizde Ar-Ge ekibi kuran harika bir şirketi ekranlarınıza getireceğim. Önce şu ortamı bir dolaştıralım. Sonrasında da Ericsson Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hanım'la sizi tanıştıracağım. Konuyla ilgili olarak konuşabileceğimiz en değerli isimlerden bir tanesi şu anda ekranlarınızda Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Hanım var. Işıl Hanım yeniden Mobil Dünya Kongresi'nde sizleri görmek beni çok mutlu etti. Bu arada altını çizerek tekrar söylüyorum. Işıl Hanım'ın deneyimi, bilgi birikimi, tecrübesi inanılmaz. Yani bir Türk vatandaşı olarak ben sizinle gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Böyle önemli işleri yapan bir vatandaşımız, bir Türk insanı olarak gerçekten gurur duyuyorum. Şimdi Ericsson'a gelelim. Ülkemizde çok seviyorsunuz ve önemli bir Ar-Ge şirketi ülkemizde mevcut. Evet. Ericsson Türkiye'de nasıl bir Ar-Ge yapıyor? Evet, onunla başlayalım o zaman. Şimdi Türkiye'de Ericsson aslında biliyorsunuz 130 yıldır var. Son 7 senesi diyelim ağırlıkta araştırmayı da katarak hayatına bu devam ediyor. Bu arada yanlış mı duyduk diyenler olabilir. 130 yıldır Türkiye'de olan bir şirket. 130 yıldır Türkiye'de olan bir şirket. Dolmabahçe'ye küçük bir telefon hattıyla devreye giriyor. Yani hayatına başlıyor. Sonrasında 23 yıllarında İzmir'e, Ankara'ya santral kurarak devam ediyor günümüze kadar. İnanılmaz bir hikaye. Bunu ayrı bir videoda konuşalım mı? Kesinlikle vallahi konuşuruz. Vallahi acayip merak ettim şu anda. Evet. Ama şu anda Dolmabahçe'den bu zamana teknoloji acayip evet. gelişti. Türkiye'de de önemli bir mühendislik kadrosu var. Neler yapıyorsunuz Ar-Ge'de? Şimdi başlıca Ar-Ge'de artık 5G biraz geride kaldı. Yani teknoloji gelişimi açısından geride kaldı. Ne yapıyoruz? Biz daha çok 6G'ye yoğunlaştık. Çünkü iki teknoloji arasında bir 10 sene olduğunu düşünürseniz 5G zaten hayatımıza birkaç sene önce girmiş oldu. O girmeden önce biz 6G çalışmalarına başlamıştık. Yani global şirket olarak. Dolayısıyla biz son Türkiye'de dahil olmak üzere yani büyük araştırma laboratuvarının yani bir parçası olarak 6G'yi çalışmaya başladık. Şimdi önemli olan ne? Büyük bir şirkette küçük bir araştırma bölümü olsa dahi büyük bir ekosistemin içine dahil oluyorsunuz. Bu ne demek? Herhangi bir proje yani diğer lokasyonlardaki herhangi bir proje bize gelebiliyor. Biz proje yaptıkça Avrupa Birliği bizi bu projelerde fonluyor. Yani Avrupa Birliği'nin açtığı herhangi bir araştırma projesinde bu 6G olabilir, başka bir şey olabilir. Biz de şirket olarak ve Türkiye ekibiyle beraber dahil olabiliyoruz. O zaman şunu söyleyebiliyoruz. Türkiye'de Ericsson Türkiye'nin mühendisleri Türkiye'de 6G'yi geliştiriyor. Kesinlikle. Şöyle oldu. 6G yani Avrupa Birliği'nin en önemli başlangıç projesi olarak XAX diye bir proje var. Yani bu 6G'deki standartları çalışıyor ve güvenliği çalışıyor. Biz ilk projeye 3-4 sene önce dahil olduk. İlk fazı bitti. Şu anda onu bitirdikten hemen sonra ikinci 6G projesini aldık. İnanılmaz. Dolayısıyla gerçekten. Ekip bu konuda çok yoğun İnanılmaz. Bir şekilde çalışıyor. Şimdi videoların sayısı bitmeyecek. Bir arada bu Ar-Ge merkezini beraber gezelim. İstanbul'u ziyaret ederek yaparız bunu. Şimdi bir başka konu Ericsson Türkiye, aslında Ericsson'un kendisi mobil trendleri merak ediyor ve evet. araştırıyor. Çok ciddi araştırmalar var. Bu araştırmalardan ortaya çıkan sonuç nedir? Bizi izleyenlere hap bir bilgi olarak paylaşabilir miyiz? Epey kalabalık bir evet. bilgi birikimine sahip ama. Evet, çok büyük bir rapor, mobilite raporu. Orada ağırlıkta aslında 5G nasıl gelişecek yani abone sayısı olarak şu anda 1.6 milyar civarı ama baktığınızda da 300'e yakın 5G şebekesi var şu anda dünyada. Bunların yarısından biraz fazlası Ericsson işletiyor ve Ericsson kurmuş durumda.
Ve Çin dışındaki trafiğin %50'den fazlası Ericsson şebekeler üzerinde. Dolayısıyla buradaki aslında hem gelişimi hem abone sayısıyla beraber ihtiyaçları belirleyen bir rapor. Ve ne zaman ne olacağını öngören ama daha çok son kullanıcı açısından bakan bir rapor. Ve bununla beraber hani 5G'den 6G'ye geçişlerdeki ve onunla beraber gereklilikleri şebekede nasıl konumlandıracağımızı gösteren bir rapor. Aslında bu rapor çok iyi oldu. Çünkü bizim yol haritamız için gelecekte bizim önümüze gelecek olan yani Türkiye'nin iletişim altyapısının ihtiyacı nedir? Bunun cevabını verecek bir rapor oldu. Evet. O nedenle kıymetli. Bu arada bu konuştuğumuz konularla alakalı linkleri videonun açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi ben sizin sesinizi duyar gibi oluyorum. Diyeceksiniz ki Hakkı abi sen 6G'den bahsediyorsun ama bizim daha 5G'ye geçmedik. Yani biraz o konuya gelir misin diyeceksiniz. Hemen geliyorum hiç merak etmeyin. Şu anda biz Barcelona'da Ericsson'un standındayız. Burada Türkiye'den gelen operatörlerin yöneticileri inanılmaz bir toplantı talebinde bulunuyorlar. Sizinle imzalar atılıyor, anlaşmalar yapılıyor. Ülkemizin 5G yolculuğu için neler söylemek istersiniz? Şimdi genel olarak deneme amaçlı birçok şebekemiz var. Yani bu hem üniversitelerle beraber yaptığımız işbirlikleri hem de operatörlerimizle beraber kurduğumuz deneme şebekeleri var. Henüz onlar tabii ticari şebekeye dönüşmedi. Neyi bekliyoruz? Hep uzun zamandır konuştuğumuz lisansların ve spektrumunun evet. belirlenip dağıtılması. Ne zaman olacak? Bizim tahminimiz gelecek sene içerisinde ihalenin yapılıp en azından 5G'ye ilk adımın atılması. Ha, sene başında mı olur, sonunda mı olur? Henüz regülasyon bununla ilgili bir açıklama yapmış değil. Peki biz de o müjdeyi bekliyoruz heyecanla. Şimdi fuarın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi yapay zeka. Şimdi Ericsson da aslında yapay zekayı kullanıyor. Evet. Ama bunu süreçlerinde kullanıyor. Ben daha fazla bu konuda yorum yapmayayım. Işıl Hanım size sormak evet. istiyorum. Yapay zeka Ericsson'un bütün planlarının içerisinde nasıl bir yer kaplıyor? Evet. Şimdi yapay zeka aslında bizim kullandığımız platformların ve çözümlerin birçoğunda aslında girdi olarak kullanılıyor. Bunun dışında operatörlerin de bilgileri aslında paylaşılarak ve orada öğrenerek aslında bizim sistemlerin gelişimi içinde kullanılıyor. Yani bu şeyden bahsetmiyorum. Yani son kullanıcı bilgileri değil ama şebekenin sonuçta programlanabilen bir şebeke haline geldiği için 5G ile beraber oradaki öğrenimleri sonraki süreçlerde ve yazılımın sonraki boyutunda kullanarak aslında Ericsson öğreniyor ve sistemlerini öyle geliştiriyor. Şimdi 2 sene önce Ericsson Vonage diye Amerikalı bir şirketi satın aldı. Şimdi Vonage ne yapıyor aslında? Bir global platform üzerinden birçok developer'cıya bir fırsat sunarak bu platform üzerinden API'lerin yani Application Platform Interface'leri operatörlerin açmasıyla beraber birçok şeyi geliştirmesini olanak sağlıyor. Şimdi burada kim kazanıyor bu işten? Aslında operatörler bu interface'leri açtığı sürece developerlar bunlara ulaşabiliyor ve geliştirebiliyor. Ve diğer aslında operatörler ve kullanıcılar da bunlara erişim sağlandığı için bu platform üzerinden hem son kullanıcılar hem operatörler aslında bu işten para kazanabilir duruma geliyor. Burada görebileceğiniz farklı uygulamalar var ve farklı use case'ler var. Bunlar hem endüstri tarafından yararlanabiliyor hem de aslında savunma sanayisinde kullanılabiliyor ve birçok örneğini aslında burada görebilirsiniz. Güzel örnekler var. Şimdi özellikle şebekeler, özellikle çekirdek şebeke daha çok buluta gittiği için farklı fonksiyonları aslında slicing dediğimiz yöntemlerle endüstrilere veya farklı uygulamalar için operatörler bir süre sonra açabilir. Ama bunun için ne gerekiyor? Tabii 5G gerekiyor. Burada canlı bir örneğimiz var. Singtel, operatörün kendisi aslında Singapurlu operatör. Kendisi bunu nasıl kullanarak daha çok verim ve para elde edebilir? Biliyor şebekelerden. Bu slicing'i kullanımın en iyi örneklerinden birini görebilirsiniz. Şu sol tarafta 6G'nin henüz tabii araştırma aşamasında olan projelerini göreceksiniz. Azıcık büyük boyutta bir aslında telefonu görüyor olacaksınız. Şu anda kesinlikle taşınamaz durumda ama 6G'ye baktığınızda bir 7 senemiz daha var. Dolayısıyla onun kesinlikle çok minnak bir boyutta bu gözlükten de küçük giyilebilir bir şeye
dönüşeceğine inanıyoruz biz. Ama onu görmenizi de tavsiye ediyorum. Tabii en uçta arka tarafta bizim yeni radyolarımız var. Yani şebekelerde kullanılan radyolar var. Neden önemli? Çünkü bunlarda artık Open RAN dediğimiz interfaceler kullanılıyor. Yani arayüzler kullanılıyor. Ve burada farklı tedarikçilerin de bizimle beraber çalışabileceği bir ortam sağlanıyor. Onların son uygulamalarını da orada görüyor olacaksınız. Videonun başında söylemiştim, gerçekten çok önemli bilgiler izleyeceksiniz diye zannediyorum. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Işıl Hanım gibi çok değerli misafirlerimizi ekranlarınıza getirmeye devam edeceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. 6G'li bir telefonun önünde başlamıştık. Onun önünde bitiriyoruz. Hoşça kalın.